Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Çiğdem Yıldırım, Anamet Kütüphane sorumlusuyum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı yakın tarihe bir fotoğrafçının gözüyle bakmak, Selçuk Em'den fotoğraf koleksiyonu. Konuşmacımız ise Cemal Em'den, konuşmanın moderatörlüğünü Defne Giyer üstlenecektir. Selçuk Em'den fotoğraf koleksiyonu, fotoğrafçı Selçuk Em'den'in yıllar içerisinde farklı konularda çektiği fotoğrafları ve fotoğrafçılık ile ilgili tuttuğu not defterlerini içermektedir. Anadolu coğrafyası ve florası, Amerika, Avrupa ve Türkiye'deki gezileri ve özellikle Kayseri'nin sivil ve anıtsal kaybolmuş mimarisi, bölgeye ait arkeolojik miras, bölgenin endüstrileşme süreci ve bölgedeki farklı sosyal yaşam biçimlerini belgeleyen fotoğraflarından oluşmaktadır. Fotoğrafçının yıllar içinde tuttuğu defterler ise döneminin baskı teknikleri, fotoğraf teorisi ve teknolojisine ait önemli bilgileri içerir. Sanat, mimari ve endüstriyel fotoğrafçılık alanında yapılan çalışmalara, Kayseri ve İç Anadolu bölgesinin görsel hafızasına yönelik değerli bir kaynak niteliğinde olan Selçuk Em'den koleksiyonunun tasnif, envanter ve dijitalleştirme çalışmaları 2023 yılında başlamıştır. Bu konuşmada Cemal Em'den, babası Selçuk Em'den'in anıları ve çalışmalarından bahsederek koleksiyonun oluşum ve gelişim sürecini paylaşacak. Konuşmanın moderatörü Defne Giyer, koleksiyonun arşive gelmesi ve kataloglanma süreçlerinden bahsediyor olacak. Kayserili fotoğraf sanatçısı Selçuk Emden'in bu değerli koleksiyonunun gelecek nesillere aktarılabilmesi ve yepyeni araştırmalara kaynak olabilmesi adına gösterdikleri tüm emek ve özveri için Emden ailesine teşekkür ederiz. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Defne Giyer'e teslim edeceğim. Cemal Emden 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduğu okulda yüksek lisans eğitimine devam etti ve 1993 yılında tamamladı. Emden, mimarlığın yanı sıra fotoğrafçılıkta mimari, iç dekorasyon ve peyzaj alanlarında uzmanlaşmış profesyonel bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında dergi, kitap ve sergi projelerinde yayınlandı. Müşteriler arasında mimarlar, inşaat şirketleri, reklam ajansları, grafik tasarımcılar ve mimari yayınlar bulunmaktadır. Emden aynı zamanda Orta Doğu, Kuzey Amerika, Avrupa ve Rusya'da da çalışarak zengin bir mimari görüntü arşivi oluşturdu. 1992'de kurduğu Studio Architecture'da mimari ve fotoğraf çalışmalarını sürdürmektedir. Mimarlık Yıllığı 1, 2000 ve Mimarlık Yıllığı 2, 2004 adlı kitapları yayımlandı. Natalie Defne Giyer, McGill Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesi'nde geç Antik Çağ ve Bizans tarihi alanında yüksek lisans yapmıştır. İkinci yüksek lisansını Doktora Londra Üniversitesi Arşiv ve Belge Yönetimi bölümünde tamamladı. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. 2019 yılından beri Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde birim kütüphancısı ve 2023 yılından beri de Sunakraç Kütüphanesi'nde arşiv uzmanı olarak görev yapmaktadır. Dijital arşivleme, kültürel mirasın korunması ve müzecilik konularında uzmanlaşmıştır. Son olarak sizlere birkaç teknik bilgi vermek istiyorum. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümümüzde sorularınız Defne Giyer tarafından konuşmacımıza iletilecektir. Şimdi sözü Defne Hanım'a veriyorum. İyi dinletiler dilerim. Bu güzel ve kapsamlı giriş için çok teşekkür ederiz Çiğdem Hanım. Herkese hoş geldiniz. Bugün evet Cemal Bey ile beraberiz. Cemal Bey ile beraber Selçuk Em'den fotoğraf koleksiyonunu konuşacağız. Arşivin bir diğer yüzünü Cemal Bey ile keşfedeceğiz. Cemal Em'den Selçuk Em'den oğlu olarak bize arşivini Selçuk Emden'in arşivini 2022 yılında bağışladı Koç Üniversitesi Sunakıraç Kütüphanesi'ne. Bağışladığı zaman hem Cemal Bey fiziksel arşivi bağışladı ama hem de dijital arşivi de. Bu çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Genellikle arşivler bize fiziksel olarak bağışlanıyor ve dijitalleştirmeyi biz yapıyoruz ama
Bu noktada bir istisna olarak Cemal Bey muhteşem bir arşivlemeyle kendi dijitalleştirerek, kendisi aslında envanterini oluşturarak çok bu değerli koleksiyonu bize hazır halde teslim etti. Onun için kendisine çok teşekkür ederiz. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Ve biz de o süreçten beri 2023'te başladık tasnifine ve kataloglamasına. Bu süreç 2023'te başladı ve 2024'te bu ay içerisinde tamamlandı. Aslında arka planda çalışmalar hala da devam ediyor. Bugün itibariyle de koleksiyonu dijital koleksiyonlar sayfamızda erişimi açtık. Oradan da inceleyebilirsiniz. Birazdan linki de chat'e koyacağım. Bu şekilde arşiv erişilebilir durumda. Tabii bir arşivi incelerken o arşivle ilgili farklı boyuttaki bilgilere sahip olmak çok değerli oluyor ve biz Cemal Bey'le bu sohbetimizde ona erişmek istiyoruz. Bu arşivin diğer hikayesi, oluşum hikayesi, gelişim hikayesi, Cemal Bey'in bu arşivle ilişkisi, bu arşivle ilgili düşüncelerini bu sohbetimizde ele alacağız. Cemal Bey, tekrardan hoş geldiniz ve çok teşekkür ederiz Merhaba, merhaba. bizde kabul Merhaba, ben teşekkür ettiğiniz ederim bu imkanı sağladığınız için bana ve bize diyelim. Sadece bu arşivi ben bağışlamadım, aile olarak bağışladık Defne Hanım. için. Kardeşim, annem, ben üçümüz Koç Üniversitesi'nde bu arşivin yeni yuvasının olacağına inandık. Ve birlikte bu arşivi bize bağışlamaya karar verdik açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Sonrasında o süreçten de biraz bahsedeceğiz. Belki kronolojik ilerlersek eğer arşivi oluşturan kişiden yani babanız Selçuk Emden'i sormak istiyorum. Evet. Kendisi fotoğrafçılığa nasıl başladı? İlginç bir hikayesi var. Aslında dediğiniz gibi eczacılık okuyor ancak sonrasında iş başka yerlere Evet. ya nasıl oldu bu süreç? Yani size aktardığı Evet. hikayeler nasıl? Aslında bu anlatacaklarım biraz da benim hayat hikayem. Yani benim ailemde nasıl var olduğum, nasıl büyüdüğümüz, kardeşim ve benim. Baba, bir kere dedem, ben ilkokul 3. sınıftayken vefat etti. Çok az tanıma imkanım oldu ama epeyce bir anlatılırdı ve aile içinde konuşulanları bir miktar size iletmeye çalışacağım. Dedem bir eczacı ama böyle Cumhuriyet'in önemli eczacılarından birisi. Yani Cumhuriyet'in altın çocuklarından birisi diyebiliriz. Eczacılığı iyi bir dereceyle bitiriyor. Ardından işte vatan millet için pardon, önce kimya bölümünü bitiriyor. Eczacılık o dönemde yokmuş. Kimya bölümü bitiriyor ve sonra eczacı olmak için eczacı olmak istiyor. Kimyager eczacı oluyor. O dönemde İstanbul'da bunlar oluyor, okulu bitirmesi ve o dönemde belli bir sayıdaki belli bir nüfus sayısına eczane açılırmış mesela. Atıyorum 5.000 kişiye bir eczane açılırmış. O dönemde de Kayseri'nin Develi ilçesinde eczane açığı varmış ve dedem de işte evlenip babaannemden birlikte Kayseri'nin Develi kentine gidip ilk eczanesini açmış ve orada birkaç sene sonra babam 1937 yılında babam doğuyor ve yine Kayseri'de bir bölüm açılıyor ve Develi'den Kayseri'ye geçiliyor. Aslında o dönemde Develi Kayseri'ye denk bir nüfus popülasyonuna sahip olduğu için her ikisi de çok önemli yerleşkelermiş. Fakat sonra Kayseri daha büyüyerekten daha merkezi bir haline geliyor. Dedem de Kayseri'ye yerleşiyor ve babam işte doğduktan sonra aynı benim gibi bütün çocukluğu eczanede geçiyor. Benim de babamın stüdyosunda sonuçta geçti hayatım ve kardeşimin. Bütün hayatını eczacılık üzerine eczanede geçirdiği için doğal olarak babamı da dedem
eczane mirası olaraktan eczaneyi, o Sümer eczanesine babama bırakmak istiyor ve eczacılık okumasını istiyor ve İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da üniversite eğitimi alıyor. Fakat burada babam bir miktar ilgi odağını şaşırıyor diyelim ve müziğe ilgi duyuyor. Ney ve ut çalmaya başlıyor. Korolarda yer alıyor filan. Aslında sizin bahsettiğiniz eczacılık bölümünü bitirmiyor. Son sınıfında eczacılığı bırakıyor. Ve dedem de buna çok kızıyor açıkçası. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Kayseri'ye dönüyor babam ve yine eczanede dedemle birlikte çalışmaya devam ediyor. Bir süre sonra dedem hastalanıyor, İstanbul'a geri geliyor. Babam eczaneyi devralıyor ve birkaç sene sonra ben herhalde doğduğum yıllarda, 1970'lerin başında, ben 1967 yılında doğuyorum, 1970'lerin başında babam eczaneyi kapıyor ve bir fotoğraf stüdyosu kuruyor. 1970'lerin başında böyle bir şey yapmak çok Çok garip karşılanıyor. alışıldık değil. Garip bir durum. Dedem geliyor tabii İstanbul'dan, nasıl olur bu falan diye öyle tartışmalar oluyor. Fakat babam fotoğraf çekmeye devam ediyor. İlk günden son güne kadar işte 2019 yılına kadar işte 1970'lerden 2019 yılına kadar mağazasının iki ayrı omurgası var diyebiliriz. Bunlardan biri medikal bölüm diyebileceğimiz, kendisinin eczacılıktan gelen işte medikal ürünlerin satıldığı bölüm, artı fotoğraf malzemesi, tüketim malzemelerinin satıldığı bölüm var. Bir diğer bölüm ise fotoğraf sanatı üzerine. Belki de hayatı boyunca hep bu ilk bölümde kazandığı parayı ikinci bölümde kullanmak için çabalıyor. Anadolu coğrafyasında. Böyle başlıyor her şey. Her şey böyle başlıyor. Mesela anlatırdı babam. Çok önemli bir eczane bu dedemin kurduğu. Mesela bu sene, her sene doktora öğrencilerine İstanbul Üniversitesi'nde bitirdiklerinde Eczacı Cemal Emden nişanı gibi bir nişan verilir falan. Yani önemli bir eczacı. Eczaneyi dağıtıyor ve işte mağazanın önüne çıkarıyor bütün o tartılar, kimyasal malzemeler falan. Oradaki yerel eczacılara dağıtılıyor bu malzeme. Sonra yeniden sıfırdan bir stüdyo kuruyor Kayseri'de. Evet, aslında Böyle başlıyor. Yani ama hiç akıl kârı değil. Yani nasıl olur da böyle bir şey yapar? Ben olsam yapabilir miyim diye düşünmüşümdür. Çok büyük bir risk alıp yapmak istediği işe yöneliyor. Fotoğrafla ilk tanışması aslında amcam sayesinde oluyor. O zaman babam orta sona kadar Talas Amerikan Koleji'nde okuyor. Sonra orta sondan liseyi Kayseri Lisesi'nde bitiriyor. Bu amcam ise bütün orta ve liseyi bitirdiği için Amerikan Koleji'nde bunlara fotoğraf nasıl çekilir, nasıl banyo edilir filan onları öğretiyorlar amcama. Amcam da bunları evde yapıyor. Babam da ona eşlik ediyor. Orada öğreniyor. Yani orada amcamın dünyasından aldığı o fotoğraf nasıl proses edilir, nasıl çekilir filan oralarda öğren. İlk gördüğü yer orası diye biliyorum babamın anlattıklarından. o Sonra da işte zaman bir 70'lerde üniversite sonrası yarım bırakıp geldiği üniversite ve sonra eczaneyi devralması ve bırakması. O aralarda hep fotoğraf çekiyor. Ben arşivden onu görebiliyorum. Çünkü eczanenin dağılmadan öncesinden gelen bir arşivi var şu anda sizde zaten. evet. Ama o zaman amcanızın etkisi de oldukça büyük. O veya Amcam fotoğraf. belki farkındalığı sağlıyor. İşte böyle bir şey olduğunu gösteriyor falan. Tabii ki yani evde öyle bir karanlık oda kuruyorlar. Bir Evet, onu da evin bir sormak bölümü. istiyordum aslında. Eczanenin atölyeye dönüşmesi, yani o stüdyoya dönüşmesi, yani o mekanın hikayesi açısından çok değerli, ama bir de başka mekanlar da kuruyor babanız kendisine. Bir röportajınızda
evde de bir atölye olduğunu söyledi. Ha, o da ilginçtir. Hani kendisine nasıl çalışma alanları oluşturuyordu? Evet, çok ilginçtir. Şimdi bir insanın işi eğlencesi, eğlencesi de işidir dediğinizde babam aklınıza gelebilir. Yani hayatının işte tümünü fotoğraf kaplardı babamın. Yani fotoğraf üzerinden varlığını ortaya koyardı. Bir iş olarak görmezdi hiçbir zaman. İşte bu mağazada ya da dükkanda diyebileceğimiz yerde bir stüdyo vardı. Orada fotoğraf çekilirdi. Evimizin de bir bölümü karanlık odaydı. Yani herkesin evinde karanlık oda yoktur. Kayseri'de de herhalde o dönemde tek evinde karanlık oda olan aile bizdik. İşte Mağazada da var mı yoksa hayır, direkt mağazada yok. evde? Mağazada yok. Nedeni şu, mağazada olmamasının nedeni şu. İlk günden itibaren annem ona eşlik ederdi karanlık odada. Birlikte çalışırlardı. Yani babam aranjörle fotoğrafı basar, annem prosesi yapardı yanında, işte kimyasallardan geçirirdi. Sonra yıkanırdı onlar falan. Serilirdi, kurutulurdu, parlatılırdı kağıt, fotoğraf kağıdı. Bu prosesleri kontrol ederdi. Evde de oda az olduğu için, mesela benim sonraki evimizde daha çoktu oda, ama ilk dönemlerde mesela karanlık odanın bir bölümünde benim yatak odamdı. Ben gece orada uyurdum onlar çalışırken. Bir de radyomuz vardı orada, böyle tüplü bir radyo. Orada da TRT devamlı vardı. Yani ben onları dinleyerek uyur ve uyandığımda da karanlık odada uyanmış olurdum sonuçta. Yani onun içinde büyümüşsünüz aslında karanlığı. Öyle, tabii. Tabii bir ekip işi olması da güzel sadece. Evet, yani mekanları böyle tanımlıyordu. Yani gündüz işte dükkanda, mağazada fotoğraf çekimleri, iş, hayat filan dönüyor. Akşam da bunların proses edilmesi, hazırlanması, ertesi gün müşteriye teslim edilmesi ya da müşteriye teslim edilmeyenlerin işte kendisi için çektiği sanat eseri olarak diye, fotoğraf sanatı ürünü diyebileceğimiz şeyleri de kendisi o ertesi gün bakardı. Kritik ederdi, konuşurdu, arkadaşlarına gösterirdi filan, böyle bir süreç diyebiliriz. Bitmez, tükenmez, işte 70'lerde başlayıp 2019'a kadar devam eden süreç aslında tam olarak böyleydi. Peki Dijital bu teknolojiye klasiklerden geçildiğinde de bu sefer evdeydi bilgisayarlar, printerlar filan. Yani o hep bir şekilde bundan yaşardı. anneniz hep desteğe devam etti mi dijital Evet, boyuta evet, evet. geçirince? Evet, o ekip Hep herhalde. anneme sorardı nasıl oldu, nasıl olmuş, nasıl olmuş, nasıl olmuş diye. Yani işte bütün bu süreç içinde anneme sorardı, nasıl, beğendin mi falan derdi falan, yani böyle konuşurlardı. Bir de bu kritiklerden bahsettiniz. Biraz onlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Biraz daha açmanızı. Şeyden bahsediyorsunuz. Yani başka röportajdan dinledim ve hani çok önemli bir bilgi. Selçuk Bey'in gezileri, hafta sonu fotoğraf çekmeye, farklara, köylere gittiğinden bahsediyorsunuz. Siz de beraber gitmişsiniz ve orada köylerden farklı açılardan fotoğraflar çekmişti. Bu hep Kayseri etrafında mı oluyor yoksa farklı farklı illere de gidiyor muydu? Ve şeyi Tabii. merak ediyorum. Her gittiği yerde tanıdığı var mıydı? Yani hani o köyleri tanıyor muydu yoksa daha böyle gözlemci bir perspektiften mi bakıyordu? Birkaç soru sordun. Evet, Sondan başlayayım. Hiçbirini tanımıyordu. Bir kere kayboluyordu. Tamamen bir arama tarama diyebiliriz buna, fotoğraf üzerine. Bu kimi zaman çok sevdiği Aladağlar'da bir köy olabiliyordu. Kimi zaman işte Kayseri'nin bir ilçesi olan Tomarza'da bir sokak arası olabiliyordu. Kimi zaman
Anadolu'nun başka şehirleri olabiliyordu. Sivas, işte Orta Anadolu'yu aldığımız zaman çok daha kolay gezilmesiydi. Mesafe yakın olduğu için, mesafeler yakın olduğu için ve ulaşım kolay olduğu için arabayla rahatlıkla bütün Kayseri ve yakın çevresindeki illere, ilçelere rahatlıkla ulaşabiliyordu. Ben işte ilkokulu başladığımda ve devam ederken beni de götürmeye başladı bu gezilere. Bu gezilerde Kayseri'de fotoğraf çekmeyi seven kişiler eşlik ederdi genellikle. İlk başlarda Kayseri Koleji'ndeki Amerikalı ve İngiliz hocalarla birlikte giderlerdi. Sonra yerel Türkler de dahil olmaya başladı. Böyle bir grup, bir çete gibi bunlar sağda solda fotoğraf çekiyorlardı. İnsanlar da pek anlam veremezlerdi. Neden bunlar fotoğraf çekiyor? Ne oluyoruz falan gibi. Böyle binlerce kare işte sizin elinizde var fotoğraflar çekti Anadolu'yla ilgili. Bunların bir kısmına ben de şahitlik ettim. Bir şey daha sordun Defne'nin. Onu atladım herhalde. Ha, bu da şöyle oldu. Böyle 80'lerde işte 75-80 arası böyle sivil inisiyatif kuruluşları kurulmaya başlıyordu. Bir fotoğraf kulübü kurmak istiyordu Kayseri'de. Onun için insanları etrafında organize ediyordu. Bu kulübün işte farklı etkinlikleri olabilir mi falan o konuşuluyordu benim hatırladığım kadarıyla. Bunlar üzerine düşünüyor ve çalışıyordu. İnsanları motive ediyordu. İnsanlara çektikleri fotoğrafları kritik ediyordu. Evet, o kritikleri de O merak ediyorum. böyle müşterilere verdiği zarfların üzerine notlar yazıyordu. Onları bulamadım. Onları çok ulaşmak istiyorum. Ulaşabilirsem birkaç tanesini size ileteceğim. Evet, aslında. Herhangi bir kişi mesela hiç şey değil getiriyor filmini veriyor banyo ediliyor basılıyor bunlar ve size teslim ederken Defne üzerine bir takım kritikler yazıyordu işte bak bunu böyle yap şöyle yap şunu dikkat et filan gibi ve çok hoşuna gidiyordu insanların yani herkes kritik almak istiyordu bir süre sonra. Yani çok değerli onlar. Bu sefer Selçuk abi mesela kritik etmemişsin güzel mi diyorlardı filan. Kritik yoksa geçmiş demek ki belki. Peki siz de bu Evet. kritiklere dahil oluyor muydunuz? Mesela kritik derken neler konuşuyor? Teknik mi yoksa başka hikayelerde çıkıyor muydu? Fotoğraf üzerine her şey olabilirdi. Ben size bir anımı anlatayım. Benim kardeşim fotoğraflar çok ilgilenmedi. Ben daha çok işte bildiğiniz gibi fotoğraf dünyası içindeyim. Ben daha çok fotoğraf çekiyordum, karanlık odada çalışıyordum filan. Kardeşimin ilgi alanları çok daha farklıydı. Ama biz bir aile olarak genelde çalışıyorduk ama ben fotoğraf çekmeye kardeşim Reha'dan daha meraklıydım herhalde. Ve bunu yaparken de biliyorsunuz çünkü gibi değil o zamanlar. Yani hem maddi yetersizlik, imkansızlıklar var. Hem de fotoğraf kağıdı, film ve kimyasallar ciddi bir para. Yani bunları finanse etmek hiçbir şey demezdi bir kere. Yani bu sarfiyata hiçbir şey demezdi. Yani kesinlikle. Bir böyle desteklediğini de hissederdim ben. Fakat işte karanlık odada çalışırken bir gün geldi yanıma ve baktı böyle baskıya falan. Dedi ki bunu dedi mesela 3 durak daha fazla koyu bas daha enteresan olabilir dedi. Hakikaten 3 durak daha koyu bastım ben onu. Ben hala o fotoğrafı biliyorum, hatırlıyorum, saklıyorum. Hakikaten çok hoş oldu. Yani standartın dışında bir baskı. Böyle onu hiç unutmam. Yani böyle kritikler çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu bana çok öğretici geldi. Sonra ben bundan sonra hep öyle mi böyle mi daha iyi olur sorusunu sormaya başladım kendime. Evet. Bu tür Ve kritikler defne. evet, sadece hani fotoğrafı bas geç gibi bir anlayış yok aslında. O fotoğrafı daha
O fotoğraf daha iyi nasıl olur düşüncesi hep aklında. Onu arşivde de görebiliyoruz bu arada. Kim fotoğrafların arkasında notları da var. Evet. Fotoğrafın çizimini yapıp bu açıya şöyle daha Evet, odaklı girirdi esinden. sonra hayat boyu işte birlikte arkadaşlık ettiği Reha Bey'le de bu tür yazışmaları ve mektupları var, biliyorsunuz siz de. Onun da böyle kritikleri var. O zamanlar çok farklıydı. Yani yani elinizde kaynak yoktu, kitap yoktu, kitap getirtemiyordunuz. Böyle bir kitap olduğu zaman, yurt dışından geldiği zaman kitaba böyle hayranlıkla mı bakardık, fotoğraf kitaplarına falan, nasıl oluyor falan diye. Çok imkansızlıklar vardı. Hakikaten bu 12 Eylül öncesi çok şeydi, sığdı bunlar. O yüzden bilgi açlığı çok fazlaydı. Babamda da, yani toplumsal olarak da babamda da bu böyle çok bilgiye açtı ve öğrenmek isterdi. O yüzden kritik almayı çok severdi. Ve o bilgi açtığını ve çok fazla yani birçok kitap okuduğunu, birçok tekniğe baktığını defterlerinde de görebiliyoruz. Evet, O evet, defterleri evet, de aradık ve dijital evet. koleksiyonlarda erişilebilir hali ama çok önemli detaylar var Evet, o analog defterlerde. fotoğraf üzerine, dijitalde de var bir miktar. Dijital çıktıktan sonra 2019'a kadar o tür testler de yaptı. Bir sayısız testleri var. Yani bu analog fotoğraflarla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Poz ölçmek ne demektir mesela? Bir slide banyosu nasıl yapılır? Bir negatif banyosu nasıl yapmak gerekir? Nasıl kontrol edilir? Nasıl kalibre edilir sistemler? Teknik makineler nasıl kullanılır? Gibi, ya da color meter'lar nasıl kullanılır gibi, böyle, ya da densiyometri, analizör gibi, böyle analog fotoğrafın olmazsa olmazların nasıl kullanıldığını üzerine çok fazla etüdü, araştırması ve incelemesi vardır. Peki defterlere bakarken insan şu soruyu sormadan da duramıyor. Kendisi bir kitap basmak ister miydi? Kitap yayınlamak ister miydi? Çünkü çok detaylı defterleri var, inanılmaz notlar var. Hiç böyle bir şey Evet. sizinle Yok, paylaşmış mıydı? benden paylaşmadı ama benim gördüğüm kadarıyla onun aşkı fotoğraf çekmekti. Yani onu öğrenmek, yazmak, yoksa onu kitap haline getirip dağıtmak gibi bir, yani satmak gibi bir şey yoktu. Benim Çünkü bildiğim defterler kadarıyla, inanılmaz ama o fotoğraf detaylar çekmek için. içeriyor. Efendim, ne dedin, defne duymadım. Defterler inanılmaz güzel teknik Evet, detaylar içeriyor. çok Hani kıymetli. onlar o zaman Ha? kendisine aldığı hep Evet. notlardan Evet. oluşmuş Mesela fotoğraf üzerine bu tür defterler bence Türkiye'de başka fotoğrafçının etüt ettiğini bulamazsınız. Benim bildiğim kadarıyla yok. burada bir başka konuya geçmek istiyorum. Biraz bahsettiniz. Selçuk Bey'in diğer fotoğrafçılarla ilişkisi, iletişimi, fotoğrafçılık kulübünden bahsettiniz. Amerika Vintage fotoğraflar. Bir de arşivde Günay Reha Günay. Bey'in Evet. çok sık görüyoruz. Kardeşinizin ismi de Tabii, Reha. Bu bir tabii. tesadüf mü değil mi? Değil, tesadüf Ve değil. nasıl bir diyalogları vardı? Hem Reha Evet. Bey'le ama hem de diğer fotoğrafçılarla Evet. Selçuk Bey'in. İsterseniz önce diğer fotoğrafçıları söyleyeyim. İşte bizim bu İstanbul dünyası ya da İzmir dünyası diyelim, ya da Ankara dünyasındaki popüler fotoğraf sanatçılarının birçoğu Anadolu'ya bir şekilde geldiğinde babama uğrarlardı. Yani bir ilişkileri vardı bunların. Bir arada olunurdu, tanınırdı, bilirlerdi. Bu ilişkiler hiçbir zaman Reha Bey'le olduğu gibi olmadı. Reha Bey'le ilişkiler işte fotoğrafa başladığı yıllar, 70'lerin başında Eczane İdaatı Fotoğraf Stüdyosu'nu kurduğunda başlamıştır. İşte günümüze kadar devam etmiştir. Ve bir kardeş gibi işte fotoğraf üzerine hem hayat kardeşliği diyelim, dostluğu diyelim, hem de fotoğraf kardeşliği diyelim.
Birbirlerine devamlı yazıp çizer mektuplar yollarlardı. Bu mektuplar sizde şu anda. Artı mektup ne yazık ki faks çıkınca birbirlerine faks çekmeye başladılar. O faksların bir kısmı yok, o fakslar bizde. Yani faks çok daha hızlı olduğu için birbirlerine faks üzerinden haberleşirlerdi. Sonra mail ortamında bu iletişim devam etti. Hep fotoğraf nasıl çekilir, nasıl üretilir, fotoğraf nedir sorusuna farklı yönlerden sorup farklı cevaplar almaya çalışırlardı. Birbirlerini beslerlerdi. Öyle düşünüyorum. Ve o ilişki hep de sürmüş, halen da Tabii, yani tabii, sürüyor. tabii. Bir Ya sonraki konuşmada kardeşimin ismi rastlantı değil, bilerek verilmiş bir isimdir. peki Selçuk Bey'in beğendiği ve takip ettiği isimler var mıydı? Hani kendisini etkileyen bunlara bakılabilir Yurt dışı yayınlarını çok takip ediyordu. diye. Yurt dışında bildiğimiz birçok fotoğrafçı, işte popüler fotoğrafçı diyebilir, onları tanır, yani şey olarak fotoğraflarını tanır ve bilirdi. Bir ara çok uzun süre Ansel Adams üzerine okudu, yazdı, çizdi, baktı, anlamaya çalıştı. Bu mesela bir örnek, bunu verebiliriz. Evet. Bir süre İsviçre'ye gitti. İsviçre'de bir fotoğraf firmasında eğitim aldı, çalıştı. Ne Bunlar kadar süre kalmıştı? Yaklaşık olarak. bir ay kadar kaldı. O zaman için atıldı. Yani şimdi için de Efendim? bir ay kalabilmek çok değerli bir Evet, süre bu olması bir gerekiyor. teknik o zaman. Günümüzde artık o kadar popüler değil, kalmayan bir teknik makine vardı, Sinar diye. İşte İsviçre'de Schaffhausen kasabasında bir fabrikası vardı. O fabrikaya gitti, o makineyi aldı. O makine nasıl kullanılır, nasıl fotoğraf çekilir gibi. Onların üzerine gidip orada bir miktar çalıştı. Bir de bu noktada fotoğraflarda çektiği konularla ilgili bir sorun var. Şimdi epey bir portre fotoğrafı çekiyor babanız. Evet. Aileler oluyor, şahıslar Evet. ve Çocuklar var. çocuklar Evet. var. Sonrasında bir tıp fotoğrafları var ve Evet, çok evet, zengin evet. bir tıp fotoğrafı Evet. koleksiyonu var. Bunu maalesef KVKK sebebiyle hani Evet, evet, koyamıyoruz. evet. Ancak burada fotoğrafçılık tarihiyle ilgili de önemli bir detay bu tıp fotoğrafları. Evet. Neden çekiyor tıp fotoğraflarını? Hani Tıp bu fotoğrafları. evet, o mesleki açıdan Evet. nasıl ilişkilendiriliyor o sıra? Tabii. Şimdi şöyle, işte ben ortaokula gidiyordum o dönemler. Kayseri'de Kayseri Hacettepe Hastanesi açıldı. Ve orada bayağı değerli doktorlar geldi oraya. Türkiye'nin farklı yerlerinden. Bunların böyle atipik hastalıklar oluyordu. Bir takım ameliyatlar oluyordu. Bunlarda fotoğraf ihtiyacı vardı. O dönemde de bu fotoğrafları üretebilecek tek kişi babamdı o coğrafyada. Ve onu çağırıyorlardı. Müthiş bir tıp fotoğrafçılığı üzerine arşivi oluştu elinde. Bunları çekerekten. Bir kısmını onlara verdi, bir kısmı elinde kaldı. Elinde kalanları ben size ilettim mesela. Çok zengin, farklı hastalıklar üzerine çok güzel siyah beyazlar var, yani insanlar falan, yani burada pek detayını vermeyelim, girmeyelim ama çok zengindi. O hastanenin, Hacettepe'nin açılması ve babamın onlarla olan ilişkisi ve onların da işte bu fotoğrafları beğenmeleri, değer vermeleri ve böyle gelişen, zincirleme gelişen bir süreçti. Sonra böyle enteresan objektifler satın aldı. O günlerde Avrupa'da bile bence çok az olabileceğini düşünüyorum. Preparat dediğimiz o böyle çok ufak mikroskopla görebildiğimiz böyle araştırma. Ben çok iyi bilmiyorum ama birkaç tane preparat örneği görmüştüm böyle. Onların 200 defa, 300 defa büyütülerek çekilmesine imkan veren objektifler yaptırttı. Geldi onlar. Onları kullandı, çekti falan.
bakarsan birkaç sene çekti ama yani onları yaptı, ilgilendi. Öyleydi yani, meraklıydı, çok meraklıydı. Ondan Evet. kimse talep etmiyordu böyle bir şey ama bu yapıyordu, gösteriyordu. Onlar çok beğeniyorlardı. O zaman sadece mikroskoptan bakıp o preparata herhalde bakabiliyordunuz. Böyle bir baskı ve çekim yapıp kağıda dönüştürdüğünüzde, bastığınızda çok hoşlarına gidiyordu. Böyle benim de bilmediğim birçok tıp fotoğrafıyla ilgili çalışmaları oldu. Evet. Onu arşivde de hani arka planında görüyoruz tabii. Evet. Ve o dönem için çok önemli bir bilgi. Çünkü günümüzde artık herkes devamlı fotoğraf çekebildiği için onu düşünemiyoruz ama o dönem oranın en iyi fotoğrafçısı ve o sebeple devamlı bir Evet, yerlere evet. davet ediliyor ve onu arşivde çok sık anlıyoruz. Farklı farklı konularda. Niye Evet. bunu çekmiş olabilir dediğimizde başka Evet. kimse çekemiyor ve istedikleri açıdan Bu çekemiyor. fotoğraflarla herhalde doktora ve doçentlik tezlerinde kullanıyorlardı bu fotoğrafları. Bir kısmının renkleri çok önemliydi Defne. Onları böyle özel bir şekilde çekiyorlardı. O renk tonlarını göstermek için, benim hatırladığım kadarıyla. Doktorlar geliyordu, karanlık odaya giriyorlardı mesela. Onlarla birlikte o renkleri balanslıyorlardı, olması gereken renkleri. Böyleydi. Peki babanızdan konuyu biraz size getirmek istiyorum. Siz tabii o karanlık odada büyüdünüz, o karanlık Evet. odada çalıştınız ve babanızla beraber de. Tabii sizin de mimariye yönelmenizde bir etkisi olduğu kaçınılmaz. Hemen yani akla o geliyor. Hadi Evet, siz evet. öyle düşündünüz mü? Veya ilk ne Tabii ki. zaman fark ettiniz? Yani bu Tabii ilginin ki. Tabii ki. Benim de mesela yani. iki oğlum var. Onlar da böyle gözlemliyorum. Ailelerin eğilimleri çocuklarını çok etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Yani böyle bir zoraki değil de yarattığınız ortam, sunduğunuz imkanlar bu çocukları doğal olarak o yöne doğru kanalize ediyor. Yani bir kısım ailelerde biliyorum işte bu olmalısın falan de. Mesela babama yapıldığı gibi eczacı olmalısın diye baskı uygulandı ama işe yaramadığını gördük. Başka bir şey oldu. Bizim çocukluğumuzda yine o mağazada ya da dükkanda birçok mimar gelirdi, maketler gelirdi, çizimler gelirdi, çizimlerin fotoğrafları çekilirdi, maketlerin fotoğrafları çekilirdi filan. Bir kısmı ilan da çalışılırdı böyle işte fotoğraf çekerken filan. Ben onları hep gözlemledim açıkçası. Sonra Reha Bey'in etkisi doğal olarak var. Reha Bey önemli bir aktör aile için ve onun yer alması. Bir de babam da çok mimariye düşkün tabii. İşte sokaklar, şehirler, geziyoruz, dolaşıyoruz, görüyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yani anlatıyor ya da bunlar böyle birikince ben mimar olmak istedim açıkçası. Ve bugün de bana sorsanız yine ne olmak istersin deseler, ben yine mimarlığı seçerim açıkçası. Yani mimarlık çok zengin bir meslek. Bir mimarlık nosyonu aldıktan sonra güzel sanatlar üzerine, onun üstüne her şeyi kurulabileceğine inanıyorum. Defne, yani o çok güzel bir baz oluşturuyor. Onun üstüne fotoğraf da çekebilirsiniz. İstiyorsanız grafik de yapabilirsiniz. Üzerine istiyorsanız heykel de yapabilirsiniz. Ya da inşaat mühendisi de yapabilirsiniz. Ya da sosyal dünyaya da kayabilirsiniz. Akademisyen de olabilirsiniz. Çok farklı yönleri sizi mimarlık yollayabiliyor. Ben bugün de olsa yine mimarlık okurum açıkçası. Evet, yani hem teknik hem de sanata değen Evet, uçları var. özel mesleklerden, evet. Evet. Peki sonrasında mimari fotoğrafçılığa yöneliyorsunuz ve orada da bambaşka bir kariyer Evet. oluşturuyorsunuz Evet. ve devam ediyorsunuz. Kendi fotoğraflarınızı ve babanızın fotoğraflarını karşılaştırdığınızda hiç
İlham aldığınız noktalar görüyor musunuz? Böyle bir Babamdan mı? evet. Tabii ki babamın bu araştırma ve merak konusu benim için her zaman bir ilham olmuştur. Yani onun o merak dünyası bize de, kardeşime de, bana da bunu aşıladığını düşünüyorum. Bu merak etme, öğrenme isteği bizlere bıraktığı herhalde en önemli miras diyebilirim. Bu cevap olabildi mi? Tabii Yani tabii ki de sorun tabii ki tamam. de. Peki. O merakı aşılamak zaten epey önemli ve hemen de olmuyor. Peki bu noktada koleksiyonunuzu yani babanızın koleksiyonunu ailecek bağışlamaya nasıl karar verdiniz? Sonrasında o bağış sürecinde Koç Üniversitesi'ne, Kıraç Kütüphanesi'ne bağışlamaya nasıl evet nasıl karar verdiniz? Şimdi şöyle başladık. Bu arşivi babam vefat ettikten sonra ben İstanbul'a getirdim tüm arşivi. Biraz fiziksel olarak düzenledim bunları. 100 bine yakın fotoğraf var. 100 bin ciddi bir rakam. Yani bu 2019, size başladığımız yıl 2022 idi herhalde, değil mi? 2019'dan 2020'ye kadar ben bunları taradım. Konu başlıklarına göre ayırdım. Sonra biraz tarihleri bilenlere tarihler vermeye çalıştım. Bir kronolojisinin olması için. Avusturya Bilimler Akademisi'ne başvurduk. Oranın sosyal ve antropoloji bölümüne. Onlar bu projeyle çok ilgilendiler. Yani Selçukem'den arşivini kullanmak istediler. Yani almak istediler Viyana'ya. Çok ilginçtir. Ben ismini şimdi hatırlayamıyorum, söyleyemeyeceğim. Hatırlayamadığım için söyleyemiyorum. Benim üniversiteye yeni başladığım yıllarda Kayseri'nin bir köyünde bir İngiliz sosyal antropolog çalıştı ve işte o Kayseri'nin bir Anadolu köyündeki sosyolojik yapılar üzerine bir kitap hazırladılar. İçeriğini inanın çok bilmiyorum ama antropolog olduğunu biliyorum. Önemli bir antropoloji uzmanı olduğu söyleniyordu. Türkiye'deki antropolojiye de çok büyük katkısının olduğunu ifade etmişlerdi o zaman söylediklerine göre. Ve bu Viyana Politeknik Anadolu üzerine çalışan sosyal antropologları araştırmış ve Londra'da bu kişiyi bulmuş. Ve baba burada demiş ki, ben demiş Selçuk'u tanıyorum demiş, çok iyi. Bizim bütün siyah beyaz işlerimizi o yapmıştı falan demiş böyle. Tabii ki demiş, yer almak isterim, çalışmak isterim falan diye. Yani Kayseri, Viyana ve Londra Nereden nereye? birbirinde. Bu çok hoşuna gitti Viyana'daki bu akademisyenler, bilimler akademisindeki. Biz dedi bunu alalım ve bir fon oluşturalım dedi. Avrupa Birliği'nin fonlarından bir kaynak bulalım dediler. Başvurdular fakat ne yazık ki parayı bulamadı, şey, maddi desteği alamadılar ve biz yani bir şey, adamlar da böyle alıp rafa kaldırmak gibi bir şeyleri yok, formasyonları yok, olmaması da gerekir zaten. Biz almayacağız dediler sonra, o kapı kapandı açıkçası. Sonra Berkeley'ye başvurduk, Berkeley'in Orta Doğu Araştırmaları bölümüne. Onlar kabul ettiler. Fakat onlar bir türlü aldıktan sonra ne yapacaklarını tanımlayamadılar. Bu bizim için negatifti açıkçası. Bütün bunlar olurken ben Bülent Gültekin'den görüştüm. Bülent Bey Vahattin Öztunca'yı tanıyor Meşşer'den. Onlar konuştular. Onlar bizi Anamet'e yönlendirdi. Anamet'te Chris Bey'le görüşüldü. Bütün bunlar eş zamanlı gelişiyor ama biri oluyor biri olmuyor değil, öyle bakmayın. Chris Bey ve Buket Hanım'la bir toplantı yaptık ve bunlar ve Tuğba Hanım geldi, arşivi gördü. Tuğba Akbaytürk ve biz bunu alalım, değerlendirelim dediler. Ben arşivi gösterdim. Ben sonra kardeşimle konuştum, annemle konuştum. Onlar da olumlu baktılar.
Bu arada mesela Harvard'a başvurduk. Harvard ilgilendi. Fakat dediler ki, bu ara dediler bizim daguerreotype'larla ilgili müthiş bir mahkemeliyiz dediler. Ve bu sene 2021 işte 21 ve 22'de herhangi bir herhangi bir malzeme arşiv malzemesi almak istemiyoruz dediler. Oradan red geldi. Sonra Tuğba Hanım ve Chris Bey bu arşivi almak istediklerini bize söylediler. Bize de birçok dostumuz, arkadaşımız açıkçası bu malzemeyi yurt dışına yollamayın dediler. Yani bu malzemenin yeri Türkiye ve Türkiye'de kalmalı dediler. Bu da benim çok aklıma yattı. Kardeşimin de çok aklına yattı açıkçası. Size teslim ettik. Çok da Teşekkür mutluyuz. ederim. Ve çok da mutluyuz. Çok da iyi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir süreç başlattı Hanemet. Yayın üzerine bir araştırma, bir ekip kurdu. Çok güzel bir ekip kurdu. Bu ekipte Ruby Asa var, Zeynep Gürsel var, Buket Coşkuner, Buket Hanım zaten bunun organizasyonunu yapıyor. Güneş Yüce var, Emir Alışık var. Bu ekip buradan nasıl bir malzeme çıkaralım üzerine çalışıyorlar. Ve önümüzdeki yıllarda herhalde bir konferans ve kitaba dönüşecek bu arşiv. Ne kadar güzel. Biz teşekkür ederiz Daha ne olsun? bizi bu araştırmaya başladığınız için. Ve evet, arşivlerin en önemli kısmı sadece almak değil ama onu işlemek, onu erişilebilir hale kırmak, Evet. getirmek ve Evet. sonrasında güzel Kesinlikle. araştırmaları Kesinlikle. başlatabilmek. Almak çok kolay. Evet. En kolayı almak. Ve depolamak. Evet, ondan sonra ne yapacağınızı o zor bir iş. Evet. Tabii sizin de epey bir arşiv deneyiminiz de var. Hem kendi arşiviniz olsun hem babanızın arşivini. O yüzden siz de epey biliyorsunuz bu konuları. Siz bu arşiv üzerine çalışırken mesela ne tür zorluklar karşılaştınız? Nasıl bunlara çözüm buldunuz? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi 100 bin tane kare tarayacaksınız ama nasıl tarayacaksınız? Yani bu nasıl yapılır? Yani bu bir şey, ölüm yani bunu yapmak kaç sene sürdü? Yani zor bir iş bu. Fiziksel zorluğunun dışında nasıl yapacağınız sorusu da çok önemli. Yani bunu nasıl tarayıp %100 diyemeyiz ama orijinaline %95 yakın bir malzemeyi nasıl oluşturacaksınız? Onun üzerine ben başta bir çalıştım epeyce. Yani ne yapabilirim diye. Nasıl hızlı tarayabilirim diye çalıştım. Öğrendim bir takım teknikler. Daha önceden biliyordum ama onlar daha yüzeysel. 3-5 tane taramakla 100 bin kareyi taramak arasında çok büyük bir fark var. Sonra işte gece gündüz taradım. Karım da izin verdi bana bunları yapmamı. Açıkçası sabah başlıyordum mesela hafta sonları. Akşama kadar bunları tarayıp, dosyalayıp, sınıflandırıp. Sonra eşe dosta yollayıp şimdi arşivin en kötü yanı bir kronolojik dizgisi var ama hangi tarih olduğu belli değil. Bir bu problem var. İkincisi bu fotoğraflar kim? Fotoğraftakiler kim? Bu da bir problem. Yani bunları keşke yazmış olsaydı köşelerine işte Ahmet, Mehmet, Cemal diye. Bu belirsizliği vardı. Bunları tarayıp eşe dosta yollayıp sorup isimleri bulmaya çalıştım büyük ölçüde. Yani bir miktar başardım. Bir kronoloji oluşturmak için de şöyle bir yöntem yaptım. Birçok kişinin düğün fotoğrafı vardı. Düğün tarihleri unutulmaz. Onları yolladım filan. Tam böyle nokta atışı olarak tarihler geldi. Tam doğru tarih ve yer zaman. Bir miktar kronolojiyi de oturttum ama tam olmadı ama bir miktar oturdu tabii. Çok iyi oldu. Şimdi her şey ulaşılabilir hale geldi. Rahatlıkla çalışılabiliyor. Yani çalışılabilecek bir malzemeyi sizlere teslim etmek istedim ki zamandan kazanalım ve üretime geçelim. Evet, çok teşekkür ederiz onun için de. Eminim Rica ederim. babanız da çok
özenli bir şekilde saklamıştır kendi Evet. fotoğraflarını. Yani fotoğrafçıların çok iyi arşivci olduğu bilinir. Siz bir Ben dönem çok ondan emin değilim. öyle mi? Fotoğrafçıların çok iyi arşiv tutmadığını düşünüyorum. Belli başlı, bakın Türkiye'de, Anadolu'da kaç tane fotoğrafçı vardı? 60'lardan 90'lara kadar, dijitale kadar kaç tanesinin arşivine ulaşabiliyoruz? Zeynep Gürsel şöyle bir şey dedi. Çok çok hoşuma gidiyor. Şunu tekrarlamak istiyorum. Belki İstanbul'dan böyle bir arşiv bulabilirsiniz. Ama Anadolu'dan böyle bir arşiv bulamazsınız. Fotoğrafla uğraşanların fotoğraf ürettikleri fotoğraf malzemesine sahip çıkmak ve korumak gibi bir bilinçleri yok. Bu etrafımızdaki star fotoğrafçıların dışında söylediğim. Star fotoğrafçılarım var tabii ki, doğal olarak star olmak için koruyup üretiyorlar, ama diğerlerin ürettikleri malzemeyi korumak gibi bilinçleri olmadığı için ne yazık ki yok. Bu yönden de çok önemli. Yani Anadolu'dan çıkmış 70 ve 2000 arası Anadolu'nun bir şehrinin ne olduğunu anlayabilmemize yarayabilecek görsel malzeme elimizin altında şu anda. Yani çok önemli bir noktaya değindiniz. Doğru. Peki son sorumuza geçiyorum. Tabii ki. Bu noktayı da bağlayarak aslında henüz fotoğraflarını arşivlememiş kişilere tavsiyeleriniz olsa fotoğraf arşivi oluşturma konusunda ne tür tavsiyeler verirsiniz size bir yani, Tabii fotoğrafçı ki. olarak ve fotoğraf arşivlemiş olarak? Tabii ki. Şimdi artık dijital çekiyoruz, değil mi? Yani dijital fotoğraf çektiğimiz için tarih sorunu yok. Üzerine eksif datasına tarihi gömüyor ve oradan okuyabiliyoruz. Bazı fotoğraf makinelerinde ve cep telefonlarımızda GPS de var. Onun yerini, konumunu da gösterebiliyor. Ama bazılarında, çoğunda da şu anda yok. Belki önümüzdeki 5 yılda o makinelere de eklenmiş olur. Çektiğiniz yerlerdeki kişilerin isimlerini ve yerleri, nereye ait olduğunu yazmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İleri nesillere aktarmak gibi bir niyetiniz varsa. Ben bunu çok babamda üzüldüğümü söyleyebilirim. Yani isim yok, tarih yok, yer yok. Yani bu olmalı. Bunu mutlaka koymalısınız fotoğraflarınıza ve arşivlerinize ki ilerideki, mesela eski fotoğraf, mesela bu arşivde şimdi hatırlamıyorum ama 10 bine yakın eski fotoğraf var. İnsanlar babama getirmişler böyle eski resimlerini ve onların reprodüksiyonlarını yapmış babam. 10 bine yakın. Bu reprodüksiyonlarda o kadar ilginç tipler var ki, o kadar ilginç mekanlar var ki, bunları sorsaydı ve arkasına not düşseydi çok ilginç olabilirdi. Çok ilginç bağlar kurulabilirdi. Yani siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Yani çok farklı yönlere çekilebilirdi. Evet, yani fotoğraflara bir başka boyut katıyor. Katabilirdik. Sadece resimden başka hikayeler çıkartıyor. O yüzden biz arşivciler için çok değerli oluyor bütün. Belki o dönem düşünülmedi ama en azından Evet. şimdi daha fazla bir bilinç var o konuda. O yüzden dinleyicilerimize de şu anda biz dinleyenlere kendimiz eğer fotoğraf koleksiyonu yapıyorsanız bu bilgiler çok önemli. Cemal Bey çok teşekkür ederiz. Çok Ben keyifli teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız bir için. söyleşiydi. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, sizlerden de sorular varsa şimdi soruları alabiliriz. Merak ettiklerinizi chat kısmına yazabilirsiniz. Birkaç yorum var. Onları okumak isterim. Tabii ki. Bir tanesi şöyle diyor. Gereksiz taramalardan kaçının tırnak işaretinde. Bu yorum şey sırasında geldi. Kritiklerden bahsederken. Oğuz Aral Gırgır'da amatör karikatürcülerin gönderdiği karikatürleri yorumlardı. Eskiden birçok ustadan almak çok değerliydi diye bir yorum gelmiş. Yani, farklı farklı alanlarda yorumlar.
Bir katılımcımız arşive erişim herkese açık mıdır diye sormuş. Evet, herkese açık. Sanırım linkte paylaşılmış. Kayseri'deki antropolojik araştırma sakal tutan köyüyle ilgilidir diye not yazmış. Tamam. Paul Sterling'in araştırması diye yorum Evet, yazmış. bakın, evet, doğru Paul. Mümtaz Bir Bey, evet çok teşekkür hanımefendi ederim. vardı, çok tatlı, bir ODTÜ mimarlıktan ona eşlik ediyordu, tercümanlık yapıyordu filan. O da Paul, evet, Paul Sterling, doğru. Evet, biz de bu bilgileri konuşmadan sonra metadata'yı da ekleyeceğiz. Hani Lütfen. araştırmaları da koleksiyonun sayfasında Lütfen. ekleyeceğiz. Başka yorumlar da var. Çok teşekkür ederiz. Bu harika koleksiyonun yeniden hayata kazandırılması ile ilgili çalışan herkese teşekkür ediyor katılımcımız. Evet. Sanırım sorularımız, yorumlarımız bu şekilde. Evet. Bu noktada Cemal Bey size tekrardan teşekkür etmek isterim. Tüm paylaştığınız bilgiler için. Sizden gelen bu bilgiler bir ayrı değerli oluyor. Çünkü fotoğrafları biliyoruz ama işin arka planını bilince daha güzel tanımlamalar yapılıyor. Daha detaylı incelemeler yapılabiliyor veya başka yollar bulabiliyoruz araştırmacıları yönlendirebilecek. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sözü Çiğdem Hanım'a bırakıyorum. Evet, bu samimi sohbet için çok teşekkür ederiz. Hakikaten bir koleksiyonun hikayesi, arka planını bizlerle paylaşmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bir Anamet Kütüphane konuşmalarının daha sonuna geldik. Katkılarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Haziran ayında da devam edecek. Bildiğiniz gibi her ay konuşmalarımız oluyor. Haziran ayının bilgileri de yine sosyal medyamızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Bunlar.